hesapsız şükür, hesapsız hamd ederiz Cenab-ı Allah'a. Bu geceye de yetiştik. Sağlık, selametlik, İslam'ın izzet ve şerefiyle. Tarikatına es-sohbe vel hayru fil cem'iyye. Böyle tarif etmiş Şah-ı Nakşibendi Hazretleri. İslam'ı, tarikatı, tarikatımız, yolumuz, Allah'a giden yolumuzda sohbet esas-ı rükündür. Rükün dediği vakit çadırı ayakta tutan direk var ortasında. Rükün derler ona. O ayakta durursa çadırı ayakta barınırsın altında. Lakin o olmasa çadırın altına giremezsin. Onun için tarikatta da bir kimsenin tarikat emrini yürütebilmesi sohbete bağlıdır. Nefsin hayvandır. Hayvan olduğu için düşüncesi yoktur. Aklı yoktur. Fikri yoktur. Lakin arzusu vardır. Hayvan yeme içme arzusu, cinsi arzuları vardır. Üç arzudur hayvanlarda. Yemek arzusu, içmek arzusu, cinsi arzu. Onun için de başka arzusu yok. Ne kadı olmaya ister, ne vali olmaya ister, ne milletvekili olmaya ister, ne doktor olmaya ister, ne hakim, ne hekim olmaya bir şey istemez. Hayvanlardan hiç gördünüz mü? Efendim, üniversiteye gelsin ve bizi kaydediniz, lütfen bizden bir şey olalım. Öyle bir şey vakı değil. Yani siz ne istiyorsunuz siz? Bütün hayvanlara sor. Hayvanlar diyecek ki, bize yiyeceğimizi, içeceğimizi veriniz ve cinsi arzularımızla da övlemeyiniz bizi. Başka bir şey yok. Başka bir maksadınız var mı? Efendim, Kıbrıs'ı almaya, Türkiye'yi almaya, Şam'ı almaya, yoksa nefesiz biz öyle şeyi. Bize mera söylesen, oklanacak yer söyle, yetişir bize. Biz ayırt etmeyiz. Suriye'dir, Irak'tır, Lübnan'dır, Türkiye'dir, efendim Hatay'dır, Ermenistan'dır, Rus'tur, Moldavya'dır. Ardullah. Yeryüzü Allah'ındır. Biz isteriz ki önümüzde hiçbir mani olmasın. İstediğimiz yere gidelim, yiyelim, içelim, bölmemelim. Yeryüzünde böyle bir şenliğimiz olsun. Hayvanlar aklı bile iyi. Şimdiki insanların aklıları iyi. Kavga etmeyin diyor. Çok. Siz bizi hapsedersiniz diyor. Oraya girme, buraya çıkma. Dağı kapatırsınız. Efendim, bahçeleri kapatırsınız. Ormanları kapatırsınız. Bizi serbest harekete bırakmazsınız. Halbuki bıraksanız bizi, bizim kavgamız, galavamız yok. Biz yiyip içip gezeceğiz ve arzumuz bundan ibaret. Ondan sonra Rabbimiz bizi sizin emrinize boyun eğdirdi. Kimimizi yük için kullanırsınız, kimimizi binmek için kullanırsınız, kimimizi yemek için kullanırsınız, kimimizi hizmet için kullanırsınız. Rabbim nasıl bizi size teshir etmiş, emir etmiş ise o suretle efendim biz yaşarız. Yalnız bizim yememizi, içmemizi siz hazırlayın. Yasak etme. Biz de size hizmet verelim. Ve hayvanlar rahat. Yemini bulursa, içeceğini bulursa, eşini de bulursa işi tamamdır. Ama insanlar tamam değil. Bugünün insanları da aynı kategoriye indi. Yani mevaşi kategorisi. Mevaşi dediği nedir? Dört ayak üzerinde yürüyen sınıftır. Dört ayak üzerinde yürüyen sınıf, onun derdi günü efendim yemesidir, içmesidir ve kendi cinsi arzusunu tatmin etmektir. Lakin insan bunun ötesinde
başka arzular taşıyor. İnsanda nefsani olan arzular var. Ki insan nefsi de arzuları için hudut tanımaz. Başka başka arzular var onlarda, insanlarda. Ki insanların arzuları çarpışır. İnsanların arzuları birbiriyle çatışır. İnsanların arzu ettikleri meselelerden dolayı insanlar birbirleriyle harp ederler. Halbuki pek iyi bilirler ki dünyanın neresinde yaşasalar, hangi köşesinde yaşasalar o yer onların değildir. Yok. Ama insanoğlu iddia sahibidir. Ne gibi iddia sahibidir? Bu yer benimdir. Bu ülke benimdir. Ayak girer. Evet. Hükmetmek için, yeryüzünde hükmetmek için insanoğlu birbirine giriyor. Muharebe ve mukatele yapıp öldürüyor veya ölüyor. Dünya için ölen ve öldüren ikisi de cehennemdedir. Sen Allah yolunda çarpışırsın ve öldürürsün Allah için. Dünya için değil. Onun için Müslüman Allah için harp eder, dünya için harp etmez. O vakit Cenab-ı Hak mükafat verir. Kendisi için muharebe ettiğinden dolayı. Allah için muharebe yapmasa efendim canı cehenneme. Canı cehenneme. Kurtuluşu yok. Evet. Onun için insan tabi arzularını gemleyebilmelidir. Tabi arzumuz kendi fiziki bünyemizin istemiş olduğu ve ihtiyacı olan arzulardır ki insan yemeye içmeye muhtaçtır. Gerek ibadet etsin, gerek başka türlü çalışsın, fiziki bünyesini beslemeye muhtaçtır ve mecburdur. Onun için bu arzuyu Cenab-ı Allah vermiştir ki acıksın ve susasın. Acıkıp susadığı takdirde arzusunu ishar ediyor, bir şey yiyeyim. Susadığı zaman su içmeye arzusu olur, oraya koşar. Acıktığı vakit yemeğe koşar, susadığı vakit suya koşar. Bu içten gelen arzusudur. Hayvanlarda olan bu arzuların hepsi bizde mevcuttur. Nefsimizde. Çünkü nefsimiz hayvandır dedik ya. Sen bütün hayatın boyunca nefsinin arzularını yerine getirmeye uğraşırsan nerede kaldı senin hayvanlardan farkın? Seni elbette ki aklın ve iraden dolayısıyla onlardan farkın vardır. Aklın sana ne der? Aklın neyi tavsiye eder? Akli olan, yani akla uygun bir hareketi akıl sana tavsiye eder. Onu yapmak ancak aklın sana tavsiyesini yerine getirmek ancak iradeyle olur. Ve Cenab-ı Hak bize irade vermişti. İrade vermişti. İrade nefsin arzularının üstünde ruhaniyetimizin bize hükmetmesi için Cenab-ı Hak tarafından verilmiş olan bir nurdur, bir salahiyettir. Ki onunla sen kendi nefsine hükmedebilirsin, nefsani arzularını bir hudut içerisinde durdurabilirsin ve nefsinin arkasından gitmemek için sende bir kuvvet meydana gelir. Çünkü her kim nefsinin arkasına gittiyse muhakkak pişman olmuştur. Nefsine uyup da pişman olmayan adam yok. Bak ne kadar istersen. Nefsine karşı gelen kim varsa rahat. Hayatta problemi yok onun. Hiç yok olamaz. İşte o ilahi lütuf, iradeyi sen ancak tarikat edebiyle hizmet yaptığında elde edebilirsin. Değilse bu çocuğun cebine ben altın doldurmuşum veya cevahir doldurmuşum. Bu çocuk o altın veya cevahiri kullanmayı bilmez.
üstelik çaldırır da. Üstelik çalacaklar da elinden, cebinden onu. Ne kullanabilir, ne muhafaza edebilir. Sende de irade vardır. Sana irade verildiği halde sen kendini çocuk hükmünde sayarsan, yani o iradeyi kullanmaya efendim sende himmet olmazsa ne olacaktır? Şeytan gelip çalacaktır. İradesiz kalacaksın. İradesiz kalacaksın. İradesiz kalman demek frensiz arabaya binmeye benzer. Dümeni bozuk arabaya benzer. O mülaş dediğimiz şeyler var. Gene başka topuzlu mopuzlu aletler orada. Onlar, onların bozuk arabaya benzer. Şey edemezsin. O vücudu sen çalıştıramazsın. Çünkü freni yok, dümeni yok. Efendim, mülaç mıdır nedir? O da görünce. Dış görünüşünde arabadır. Lakin sana yaramaz. Onun için insan, insani melekelerini kaybetmemek için ibadet yapmaya mecburdur. İbadetsiz insan, insani melekelerini kaybeder. Sıfırlanır. Sıfırlandığı vakit hayvanla aynı kategoridedir. Kimisi ehli hayvan kategorisine girer, sünnepelikten. Kimisi yırtıcı hayvan kategorisine girer. Sohbet ne yapıyor? Sohbetin yaptığı hizmet nedir? Seni sana hakim kılmak içindir. Sana hükmedemezsen bekliyor musun? Başkasının boynuna hıltar taksın. Eline kamçı alıp da seni sürsün. Bu insanın şerefine yakışmaz. O zaman sen mahkumsun. Esirsin sen. Senin hesabın kimse, o seni istediği işte kullanır. İnsan kendine hükmedendir. Hayvan kendine hükmedemeyendir. Bakırsan. Başka bir şey yok. İnsan kendi yerine hükmetmezse insan olmaz. Hayvan hiçbir zaman kendi kendine hükmedemez. Ne ehlisi ne vahşisi. Onlarda hüküm yoktur. Ama sen insansın. Sen hükmedeceksin. Dinler kapıyı açar. Tarikatlar talimatları bildirir. Alıştırır. Yoksa kimse kendi kendine efendim, bir şey alışamaz. İmkanı yok. Kendi kendine bir insanın bir şey alışmasına imkan yok. Bir ustanın yanında öğrenecektir. Bu tarikat insanların kendi kendilerine hükmetmesini öğreten sanattır. Bu tabiri kulaklarına koysun herkes. Tarikatlara hücum eden cahildir. Tarikatın hakikatinden haberi yoktur. Tarikat insanın kendi nefsine hükmedebilmesi sanatını öğreten mekteptir. Tarikatın içinde adamlar hepsini gör. Hepsinin ensesinde ya şeytan binilidir ya nefsi onu eşek yapmıştır. Nefsini eşeğine bineceğine nefsine eşek olmuştur. Çok eşekler var. Kat kravat giyinir gezer. Kendini adam zanneder. Çullarla efendim altın semer olmuş eşeğe. Gene eşektir. Eşeklik sıfatını bırak. Eşeklik sıfatını öyle kolay ucağına bırakamazsın. Eşeksel arzularını uydurma da söyleyeyim. Eşeksel arzularını terk edemeyen adam insan olamaz. Yapalım Türkçe'de uyuyor da İngilizce'de çevireme eşekselini. Eşekselini ne bilir İngilizce alama. Hayır fakirler. Dil inkılabı yapmadı fakirler ki. Değişsin o kelimeler. Eskilerini atsın, yeni getirsin, uydurma. Alman yok mu burada eşekseli tercüme yapacak? Yeni Almanca. Eşek eşeksel. Fiziksel. Kimya kimyasal. Kumsal, kumsallar. Siyasi siyasal. İşte hep o meseleden olduğundan bizler tarif için eşek
eşek sen, haşanı ver olsun. Ama huzurumuzdan uzak, eşeksel sıfatı yok burada. Burada eşeksel sıfatını bıraktırmak için bir mekteptir burası. Okul değil. Okul çok eşeksel yetiştiriyor. Eşeksel sıfatlı. Burası okul değildir. Burası tarikat, talim merkezidir. Bütün dünyaya talim ettiririm burada Allah'ın izniyle. En başında dünya rütbelerinin en ilerisinde olanları da talim ettiririm. Çünkü onlarda da var o. Eşeksel sıfat var. Melaike değil ya. Melaike değil ya. Dünyanın yüksek rütbelerini aldı. Cumhur reisi oldu, başkan oldu, paşa oldu, vezir oldu. Efendim, lakin melek olmadı. Melek olsa bir seslenmem. Melek değilse eşeksel sıfat var mı yok mu? Çek kapını yapacak adam benim. Amin. Ne gideyim sen oraya buraya çek kap yapmaya ya? Gel bana. Bakayım nabzına bir eşeksel sıfatı var mı? Ara sıra değil. Tepiyorum. Ya işte. Hepsinde var o. Onu durdurtmak içindir. Bu şey tarikatın hizmeti. İnsan yetiştirmek. İnsan-ı kamil. Allah divanına çıkacağız. İnsan-ı kamil çıkacaksın. Hayvan sıfatıyla oraya girilmez. Onun için huzura geleyim istiyorum dedi. Cenab-ı Hakk'a Bayezid ve Sami Hazretleri eşeğini bırak da öyle gel dedi. Oturup nefsek ve taal, nefsini bırak da gel. Çünkü nefis var da kosta tanımaz. Edepsizlik üstünden akar. Onun için o eşekselliği bırak, buraya gel. İşte bu da bu. Bu gecenin sohbeti bu. Anlayan anlar, anlamayan sınıfı bellidir.